Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Ekim Cuma ABD Kinland Hipodromu'ndaki altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. İlk ayak 21.45'te başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre çim pistte dişi İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. Yorumlara geçmeden önce yabancı yorumcuların yorumlarıyla ilgili kısa bilgi vereyim. Koşu aralarında bunu göstermeyeceğim. Bu sadece şimdi anlatmaya çalışacağım. İlgilenen arkadaş yurt dışı bahisçilerin bugünkü yarışlarla ilgili bahislerine buradan bakabilirler. Bunu koşunun son videonun altına da yorumlar kısmına linkini atacağım arkadaşlar. Dördüncü koşudan başlıyor. Birinci ayak bizim. Dokuzuncu koşu arası. 4 ve 9 yani birinci altılı Ganyan'ın birinci ayağı, altılı Ganyan'ın altıncı ayağı burası. Dolayısıyla ilk ayak için yorumlar bunlar. Yorumlar kimlerin? İşte Scott Hazelton, Tom Leach, Jeremy Plonk, Gabby Gaudet ve Kim Nelson'ın yorumları. Buradan istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Yani ilk koşu dördüncü koşudan başlıyor. İkinci koşu, üçüncü koşu, dördüncü koşu, beşinci koşu ve altıncı ayak daha doğrusu. Bunu biraz ekranda tuttuktan sonra koşu yorumlarına geçebiliriz. Ben ilk ayakta Joel Rosario ile start alacak olan Blame Debbie'yi tek önereceğim arkadaşlar. AGF oranlarında yüksek çıkıyor pre-rankings %40 oranıyla ancak kayda değer bir koşusu yok. Kazandığı son kariyerindeki koşular güzel ancak kazandığı son koşu ıslak pistte 1800 metre çimden kumandan bir yarış ve 4 ismin start aldığı bir yarış. Buradaki birinciliği de çok fazla bana göre cazip gelmedi. Dolayısıyla 7 numaralı Blame Debbie'yi ben tek tutuyorum. Son startında birinci oldu. Birazdan koşusunu izleyeceğiz. Ancak son düzlükte rakiplerine faul yaptığı gerekçesiyle üçüncülüğe atıldı. Oldukça üst düzey bir koşuydu. 95 bin dolarlık bir şartlı koşuydu. Ondan önce Stakes Grup 2 koşuda altıncılığı var. Ondan önce de gene 66 bin liralık dolarlık satış koşusunda boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Gene Joel Rosario ile son startında da aynı jokeyle ile start aldı. Bugün son koşusunda yaptığı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. 2100 metre çim pistte koşmuştu son startında. Koşuyla 2.07.78'de kazanmıştı ancak dediğim gibi üçüncülüğe atıldı. Blame Debbie. Burada bunu tek olarak öneriyorum. Geniş bütçeli kuponlar yapacak arkadaşlar için de 5 numaralı Tempest Rising onlara eklenebilir diye düşünüyorum. Bu sene 21 Mart'ta bir Grup 2 koşuda ikinciliği var. Bu safkanın bir önceki koşusunda da bir şartlı satış koşusunda ikinci olmuş bir isim. Şimdi 7 numaralı Blame Debbie'nin son kazandığı ancak üçüncülüğe atıldığı koşuyu izleyelim. Blame Debbie 2 numaralı siyah beyaz formalı jokey ile start alan safkan koşu biraz uzun. İleri alayım. Şurada izlediğiniz isim. Bu izlediğimiz koşuda da Joel Rosario ile start alıyor. Bugünkü koşuda da aynı jokey ile start alacak. 7 numaralı Blame Debbie bu ayakta tek olarak önereceğim isim sizlere. Blame Debbie izlemiş olduğunuz metre Kentucky Downs hipodromunda start alıyor. Biraz daha ileri alayım koşuyu. Uzun süre koşuyu ortalarda takip ettikten sonra son metrelerde yaptığı ataklarla öne çıkmayı başarıyor ama burada da bir rakiplerine faul yapıyor. Bu açıdan pek belli olmuyor. Birazdan ön kamera açısından da izleteceğim. Burada gördüğünüz gibi iki ata dolaylı olarak faul yapmış oluyor. Dolayısıyla bu iki safkanın itirazı sonucunda üçüncülüğe atıldı. Blame Debbie bu yarışta. Bir başka yurt dışı bahis sitesindeki oranlara bakalım bu koşuyla ilgili. Burada da arkadaşlar 4 ve 8-9 var. Yani ilk ayak ve 5. ayak ve 6. ayak var. Buradan da istifadeyle bu koşulları size göstereceğim.
7 numaralı Blame'de bir 1.80 orana sahip yurt dışı bahislerde. Prairie Wings 5.5, Temper Rising 7, Aura Garland 9, Urban Fairy Tale 9, Inverate 21, Channel Princess 21 ve Never Say No Let's Go 67 gördüğünüz gibi. Bir örnek olsun açısından bu birinci şahıs 2 numaralı Prairie Wings'i birinci isim vermiş. 1 numaralı Aurel'de Garland'ı ikinci isim vermiş ve 6 numaralı Urban Fairytale'ı üçüncü isim olarak vermiş. 2 numaralı yorumcu Tom Leach Blamedebi'yi birinci vermiş. Blamedebi burada ikinci, burada tekrar ikinci, üçüncü burada, burada ikinci, burada gene birinci. Kimde? Jeremy Blonk'un yorumlarında. Zannedersem bu tablo anlaşıldı. Gelelim ikinci ayağa. Altılgayen ilk ayağı 21.45'te başlıyor. Söylediğimi hatırlamıyorum. Tekrarlamakta fayda var diye söyleyeyim. İkinci ayak arkadaşlar dişi, iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. Maiden koşu. Burada da dört isme yer vereceğiz. İlk startında, kariyerindeki ilk startında Tyler Gaffalone ile start alan, bugün de aynı jockey ile start alacak olan ve kariyerindeki ilk startında 1200 metre kum pistte Churchill Downs hipodromunda ikinci olan bir isim Ofigo. İlk önereceğim isim. Daha sonra bir numaralı Risky Reward var. O da kariyerinin ilk startında az önceki Tyler Gaffalone ile start almış. 9 Eylül'de 1300 metre çim pistteki startında ikinci olmuş kariyerindeki ilk startında. Bir sonra yer vermek istediğim isim 9 numaralı Sampet kariyerinde ilk kez start alacak Florent Geroux'la ve son olarak da burada 4 numaralı Super Quick var. Josep Talamo ile start alacak olan bir isim. İlk kariyerinde aynı jokeyle 4. olmuş bir isim. Bu 4 safkan bu ayağa yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı da 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pistte dişi İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuda 10 safkan start alıyor. İlk önereceğim isim 7 numaralı Lady Lily. Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. Lady Lily arkadaşlar son startında, daha doğrusu kariyerin ilk startında 72 bin dolarlık bir maiden koşuyu kazanıyor. İkinci startında da 1400 metre kum pistteki grup 1 bir koşuda üçüncü oluyor. Lady Lily ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 9 numaralı Spoon Deit var. Son startındaki maiden koşuyu 4 boy farkla kazanıyor. 1200 metre ıslak zeminde 1.10.34 derecesiyle 4 boy farkla kazanıyor. Louis Saez ile start alacak. Yine aynı jokeyle start almış son startında. 9 numaralı Spoon Deit'ten sonra 10 numaralı Dream Quest var. Brian Hernandez Jr. ile start alacak olan bir isim. Bir önceki koşusundaki maiden koşuyu kazanmış. Son startında da listed koşuda 6. olmuş bir isim. Bir sonra yer vermek istediğim isim 1 numaralı Torsis Charm Josep Talamo ile start alacak. O da son startını 4.5 boy farkla kazanmış. 1400 metre kum pistte 1.24.01 derecesiyle. Bu üzerinde izahatta bulunuyor olduğum bülteni de arkadaşlar yorumlar bölümünde link olarak eklemeye çalışacağım. 1 numaralı Torsis Charm'dan sonra son yer vermek istediğim isim 8 numaralı Teeth Etit. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. O da son startında 1600 metre çimden kuma alınan koşuyu ıslak zeminde 1.42.81 derecesiyle maiden koşu 4.5 boy farkla kazanmış bir isim. Altılı Gayan'ın 3. ayağında son yer vermek istediğim safkan. Doğrusu Tay. Geldik Altılı Ganyan'ın 4. ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre çim pistte dişi İngilizlere mahsus çim pistte şartlı bir koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. Burada ben
Birinciliği arkadaşlar 8 numaralı Lakmani'ye vermek istiyorum. 8 numaralı Lakmani koşu performansına bakalım. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Son startında bir Black Type koşuda üçüncü oluyor Javier Castellano ile. Bugün Joel Rosario ile start alacak olan 8 numaralı Lakmani dördüncü ayakta. İlk yer vermek istediğim Safkan. Birazdan bu koşusunu izleyeceğiz. Oldukça önemli bir koşu. 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Lakman'ın üçüncü olduğu koşu. Daha sonra burada 5 numaralı I Hear You var. Tyler Gaffalano ile start alacak olan bir isim. O da son startında oldukça üst grup bir koşuda, şartlı koşuda. Bir boydan az bir farkla ikinci olmuş. 1800 metre çim pistteki son startında. Ondan önceki startında da maiden koşuyu, 1700 metre çim pistteki maiden koşuyu 1.43.40 derecesiyle kazanmış bir isim. Dolayısıyla ikinci yer vermek istediğim Safkan, I Hear You. Son olarak da burada 3 numaralı Sursum Korda var. Julien Leparux'la start alacak olan bir isim. O da bir önceki startında oldu. Yani üst grup sayılabilecek bir maiden koşuyu. Joel Rosario ile kazanmış. 2.18.74 derecesiyle 2200 metre çim pistte. Şimdi burada 8 numaralı Lakmani'nin son Black Type koşuda üçüncü olduğu koşuyu izleyelim. Lakmani 10 numaralı beyaz ağırlıklı formalı jokey ile start alan Safkan. Koşu Black Type koşu arkadaşlar. Alıyor. Koşuda izlediğimiz koşuda Javier Castellano ile koştu. Bir boydan biraz bir fazla bir farkla üçüncü oldu bu koşusunda Black Type koşuda. Da 1700 metre çim pistte ikinci oldu. Metre sanırım. 2200 metre. 2100 metre. Çim pistte start alıyor. 10 numaralı beyaz ağırlıklı formalı jokey ile start alan Safkan şu an ikincilikte giden isim sanırım. Şurada izlediğimiz. Koşuda Lagmani bir boydan oluyor. 100 metre çim pistte 2.46.41. Lagmani koşuda üçüncü oluyor izlediğiniz gibi. Geldik altılı Ganya'nın beşinci ayağına. Grup 2 bir koşu. Phoenix Stakes. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. 1 ve 9 ekürü arkadaşlar. Shasha Shake Me Up'la Lexington'un ekürü olmak üzere toplam 12 isim start alıyor. Bir grup 2 koşu. Burada ilk olarak sizlere arkadaşlar 4 numaralı Diamond Ops'u öneriyorum. Florent Geroux'la start alacak olan bir isim. Çok öne çıkan bir safkan olmadığı gibi safkanlar birbirlerine çok yakın başarıları var arkadaşlar. Birazdan daha iyi izah etmeye çalışacağım. 4 numaralı Diamond Ops Florent Geroux da start alıyor ve aynı jokey ile son startında bir grup 2 koşuyu kazanıyor. 1100 metre çim pistte. Birazdan bu koşuyu izleyeceğiz. 4 Eylül'de Churchill Downs Hipodromu'nda 1100 metre çim pistteki koşuyu 1.04.18 derecesiyle kazanıyor. Grup 2 koşu boyun farkıyla kazanıyor.
Ondan önce iki önceki koşusunda da bir grup bir koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce geçen seneki son koşusunda da bir grup üç koşu kazanmışlığı var. Diamond Ops'un. Diamond Ops'tan sonra hemen üstünde yer alan Joseph Talamo ile start alacak olan bir isim Whitmore. O da bir önceki startında 25 Temmuz'da bir grup bir koşuda ikinci olmuştu. İkinciliği var. Ondan önceki bir grup 3 ve listed koşuyu da kazanmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1200 ve 1400 metre startları, son startları. Son startında grup 1 koşuda herhalde iyi koşamadı, 7. oldu. Ondan önceki kazan, ikinci olduğu koşu grup 1, 250 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 1200 metre kum pisti. Birazdan bu koşuyu da izleyeceğiz bu yarışta. Daha sonra bir numaralı Şaşa Şeyh Mihap'la ekir olan Lexington var. 9 numaralı yer vermek istediğim diğer bir isim. Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. O da 1 Ağustos'ta 1200 metre kum pistteki bir grup 1 koşuda burun farkıyla ikinci olan bir isim. 5 numaralı No Parole Luis Saez ile start alacak olan bir isim. O da son startında 9. olmuş grup 1 koşuda. Yalnız bir önceki koşuda 1400 metre kum pistte 250 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 1 koşuyu yaklaşık 4 boy farkla kazanmış. Koşu performansı oldukça etkileyici olan bir isim No Parole. Sizlerin de gördüğü gibi performansları çok etkileyici bütün isimlerin. Dolayısıyla fazla isim yazmak zorunda kalıyoruz burada. No Parole'den sonra da Ricardo Santana Junior'la start alacak olan Ecotan bu ayaktaki altılı gayanın 5. ayağındaki son önereceğim isim. Şöyle ki koşu performansına baktığımızda iki önceki koşusunda bir grup bir koşuda ikinci oluyor. Bir önceki koşusunda da gene grup bir koşuda 1400 metre kum pistteki koşuyu 3,5 boy farkla kazanan bir isim. Yani mutlaka kuponlarda yer alması gerekir diye düşünüyorum. Ve 5. ayaktaki son yer vermek istediğim isim Ecotown Ricardo Santana Junior'la start alacak olan. Şimdi 4 numaralı Diamond Ops'un kazandığı grup 2 koşuyu izleyelim. Diamond Ops 1 numaralı sarı formalı jokeyle start alan Safkan zannedersem şu an 5.likte giden isim. Çim pistte. Bir numaralı sarı formalı jokeyle start alan Safkan dedik. Şu an dış kulvardan yok, iç kulvardaki isim sanırım. Evet, şu bir numaralı Diamond Ops içeriden son andaki çok güzel ataklarıyla gelecek ve koşuyu rakiplerini geçerek kazanacak. Boyun farkıyla izlediğiniz gibi 1.04.18 derecesiyle Diamond Ops bu grup 2 koşuyu kazanıyor. İkinci olarak izleyeceğimiz video Whitmore'un videosu. Bir önceki start arkadaşlar 1200 metre kum pistte ikinci oldu. Grup 1 koşuyu izleyeceğiz. Whitmore bir önceki startı Saratoga'da 1200 metre kum pistte start alıyor izlediğiniz yarışta. 2 numaralı yeşil kep açık mavi formalı jokeyle start alan Safkan şu an iç kulvarda izlediğimiz isim. Üçüncülükte giden isim Whitmore. Bu 1100 metre koşuda koş pardon 1400 metre kum pistte Whitmore 2 numaralı yeşil kep ve açık mavi formalı jokeyle start alan Safkan iç kulvardaki isim.
koşuda ikinci oluyor. Koşulluk bir koşu. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Başta da söylediğim gibi sadece bu koşu, birinci koşu, bu koşu ve son koşu, son ayakların yorumları var bu sitede. Dolayısıyla Diamond Ops 4.5, Whitmore 5.5, Lexingtonian 6.5, No Parole 7, Echo Town 7.5, Absolute Aiden 11, Copper Town 17, Midnight Suns 17, Edgemont Road, Shake Me Up, Lexingtonian'la Ecruid'i atacaksınız. Empire of Gold ve Modern No sıralamasıyla gördüğünüz şekilde yer alıyor yurt dışı bahis sıralamasında. Geldik son ayağa. Son ayak çok zor bir koşu arkadaşlar. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte bir açık koşu. Grup 1 koşu, Alcibiades Stakes koşu. Yanlış hatırlamıyorsam bu koşuyu kazanan isim direkt olarak bu koşuyu kazanan Tay 6 Kasım'daki Breeders' Cup yarışlarında, Juvenile Filly yarışlarına otomatik kayıt hakkı elde edecek. Breeders' Cup Juvenile Files'ta. Atların fazla bir koşu tecrübeleri yok. Hepsi hemen hemen 1-2-3 kez start almış isimler. Burada birinci önceliği ben 2 numaralı Travel koluma vermek istiyorum. Florent Geroz'la start alacak olan bir isim. 850 bin dolara satın alınmış arkadaşlar. Kariyerindeki ilk yarışında da 97 bin dolarlık bir maiden koşuyor. Oldukça üst grup bir koşuyor. 1200 metre kum pistte koşuyor. 4,5-4 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Birazdan bunun bu koşusunu izleyeceğiz. 2 numaralı Travel Column'un. Burada yer vermek istediğim ikinci safkan 7 numaralı Simple Ravishing var. Son startında ilk startını kazanmış. Maiden koşuyor. Louis Sayles'le start almış. Bütün koşularında bugün de aynı jockey'le start alacak. Son startında bir Black Type koşuyu 6,5 boy farkla kazanmış bir isim. Birazdan bunun koşusunu da izleteceğim sizlere. 7 numaralı Simple Ravishing'den sonra 1 numaralı Todd Foley, Gordo Santana Junior'la start alacak olan bir isim. O da son startında 1300 metre kum pistteki grup 2 koşuyu 5 boy farkla kazanmış. Birazdan bu koşuyu da izleyeceğiz. Daha sonra burada 6 numaralı Gramercy, Godolphin ekürisinin sahibi olduğu bir isim. Son startındaki maiden koşuyu kazanmış 2 boy farkla Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Godolphin ekürisinin atları genelde hazır olmadığı zaman yarışa girmiyor. Dolayısıyla bu koşuda da iddialı bir isim olduğunu düşünerekten kuponlarda yer vermek zorunda kaldım. Son olarak da arkadaşlar Brian Hernandez Jr. ile start alacak olan Limes Map yavrusu Crazy Beautiful var. Kariyerindeki 3 startında ilk maiden koşusunu kazanıyor. Daha sonra bir Black Type koşuda 1400 metre kum pistteki koşuyu kazanıyor. Son startında da 1600 metre kum pistte ikinci oluyor bir grup 3 koşuda. Crazy Beautiful. Şimdi 2 numaralı Travel Column'un son yarışını izleyelim. Daha doğrusu kariyerindeki ilk yarışını demek istedim. Travel Column zannedersem arkadaşlar 8 numaralı formalı jockey ile start alan Safkan olsa gerek. Saniye hemen durduruyorum. Evet, 8 numaralı kırmızı formalı jokeyle start alan Safkan şu an dış kulvardan gelip liderliği alacak ve koşuyu yaklaşık 4'den biraz fazla bir farkla kazanacak. 1.10.03 derecesiyle.
Evil adam ilk startını, kariyerinin ilk startını izliyoruz. Florent Garrux'la start almış. Bu koşuda da aynı jokeyle start alıyor. Koşuyu kazandık gördüğünüz gibi. Şimdi 7 numaralı Simple Ravishing'in Louis Saez'le kazandığı son startı Black Type kuşu izleyelim. Simple Ravishing bu koşuda 7 numaralı mor beyaz formalı jokeyle start alan Safkan şu an dış kulvarda izlediğiniz ikincilikteki isim. Boy fark yaparak. $100.000 toplam ikramiyeli bir koşu arkadaşlar. Simple Rubbish'in kazandığı bu koşu. 1400 metre kum pistte koşuluyor. Simple Rubbish'in 2 Ağustos'ta gene aynı jokeyle bir boy farkla 1700 metre pistte 1.44.76 derecesiyle kazanmıştı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Simple Ravishing koşuyu 6.5 boy farkla kazanıyor. Önde izlediğiniz isim. 1.21.85 derecesiyle 1400 metre kum pist. Bir numaralı Todd Fullen'in son startı daha doğrusu kariyerindeki ikinci startı grup 2 koşu kazandığı koşu 5 boy farklı. Şimdi onu izleyelim 1300 metre kum pistte. Todd Fullen 4 numaralı sarı kırmızı formalı jokeyle start alan Safkan şu an 3. lükte izlediğiniz isim şeritli sarı kırmızı şeritli formalı jokeyle start alan Safkan. Koşu grup 2 koşu arkadaşlar 1300 metre kum pistte bir koşuyu 5 boy farkta kazanacak 1.17.20 derecesiyle 1300 metre kum pistte normal zeminde. Biraz ileri alıyorum koşuyu. 4 numaralı Tortfully dışarıdan gelip koşuyu 5 boy farkla kazanıyor. Oldukça açacak araya şimdi. Videolar bitti. Geldik son 6. ayağın yurt dışı bahis oran sıralamasına. Todd Fully 4.33 ile ilk sırada yer alıyor. 2 numaralı, 7 numaralı Simple Ravishing 4.5. Crazy Beautiful 5. Travel Column 5, Gramercy 8.5, Olivia of the Desert 26 ve Extrema 51 lira ile gördüğünüz gibi sıralamada yer alıyor. İlk gösterdiğim tabloda da bakalım 9. yarış 6. ayak oluyor, tekabül ediyor. 2 numaralı Travel Column, Crazy Beautiful, Crazy Beautiful, Gramercy, Crazy Beautiful, Totally. Gördüğünüz gibi sıralamalar bu şekilde. Geldik altılı ganyan şablonuna. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bu sadece benim tahminlerim. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle kendi altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizlerin de takdir edeceği gibi. Altılı ganyan ilk ayağı 21.45'te başlıyor arkadaşlar. İlk ayakta 7 numaralı Blame Debbie'yi tek olarak öneriyorum. Diğer ayaklar çok zor bana göre. İkinci olarak da geniş bütçeli kuponlarda 5 numaralı Tempers Rising yazılabilir diye düşünüyorum. İkinci ayakta 2 yaşlı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus Maiden bir koşu vardı. 10 numaralı Off We Go ve 1 numaralı Risky Revert, 9 numaralı Sampet ve 4 numaralı Super Quick koşuda şans verdiğim isimler idi. Üçüncü ayakta gene 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. 7 numaralı Lady Lily, 9 numaralı Spoon the Eat, 10 numaralı Dream Quest ve 1 numaralı Torsis Charm ve 8 numaralı Tite Tite onlara ilave edilebilir geniş bütçeli kuponlarda.
Sonraki ayak 8-5-3 sıralamasıyla Money, I Hear You 5 ve 3'te Sosun Korda'yı önerdim. Bir sonraki ayak grup 2 koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşuydu arkadaşlar. 5. ayak. 4 numaralı Diamond Ops. 3 numaralı Whitmore. 9 numaralı Dexic Tonian. 1 numaralı Şaşa Şekmi Abla ikili olan bir isim. 9 numara. 5 numaralı No Parole ve 6 numaralı Echo Town yazılabilir. Son ayakta önemli bir koşuydu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte bir koşu. 2 numaralı Travel Column, 7 numaralı Simply Ravishing, 1 numaralı Thoughtfully, 6 numaralı Gramercy ve 4 numaralı Crazy Beautiful sıralamasıyla önerdiğim isimler. Hepinize hayırlı cumalar, bol şanslar, mutlu bir cuma günü diliyorum. Görüşmek üzere.